Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda ilk tur oynanan iki tane büyük ustanın, Grandmaster Kıvanç Haznedaroğlu, Grandmaster Burak Fırat arasında oynanan çok güzel bir maç, çok öğretici bir maç. piyon yapılarının ne kadar önemli olduğunu, aslında bazı piyon double piyonların özellikle merkezde e3 e4 ya da e6 e5 piyonlarının nasıl dirençli bir savunma Gösterdiğini gösteren çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Ee, bunu sizinden paylaşmak istedim. Evet, yavaştan başlayalım. f 3 oynadı e, Kıvanç abi burada. f 6, G3, G6, B3. Evet, çift ÇAT DOLU sistem. Retivari bir oyun oldu. Ee, fil G7, Fil B2 de c5 burada c4 de oynanabilir bir hamle ama G 2 oynadı burada Kıvanç abi ee, roka rok oynandı a6 buradaki ana hamlemiz ama burada ikinci hamle olan d5 hamlesini tercih etti ve şahin tatak tarzı oynadı ee, burada gm e, Burak Fırat Kıvanç abi de c4'ü hemen yapıp e, merkezi bir baskı yaptı. Burada açıkçası ana hamle D4'tü. Yani D4 hamlesinin yapmasını bekliyorduk. Ama D4 oynanınca da buradaki güçlü hamle B4 hamlesi. Çünkü eğer C çarpı B4 alınsa fi çarpı D4 gibi bir hamle vardı. Merkezini parçalamak istiyordu. Burada at FD7 güzel hamle. Böyle bir plan uyguluyor siyahlarda. D3, E5 şeklinde bir teorisi vardı. Buna da at BD2 oynanıyordu. Ama burada e, yine bir yenilik geldi. E, D çarpı C4'e B çarpı C4. Evet bu yapıda arkadaşlar e, beyazlar merkeze doğru D3 sürdükten sonra piyon yapısı merkeze doğru olduğundan e, e, ve A piyonu ayrık gibi durduğundan dolayı burada bir piyon yapısı olarak baktığımızda siyahların biraz daha kötü olduğunu düşünebiliriz. Ama arkadaşlar özellikle beyazlar bu A piyonuyla istisna durumlar olan bir açılış. A piyonu inan özellikle bu iki piyona karşı çok güzel bir baskı uyguluyor. A4, A5 bu tür piyon yapılarında temel bir plandır ve rakibin piyon yapısını B6 sürdüğünü düşünürsek a 5ten sonra kırışmalardan sonra B6 piyonunu geri piyon yap geri kalmış piyon yapıp Yarı açık attaki geri kalmış bir piyon yapıyor ve daha sonra ağır taşlarıyla bu piyonlara basabiliyor. Eğer bunu alırsa daha sonra A7, C5 çünkü bu piyonu elinde sonunda beyazlar düşürür. A7-C5 ayrık piyonlar olur, izole piyon bunlar. ve bu piyonlara karşı beyazlar da bir üstünlük elde edebilir. Beyazların temel planı, İngiliz açılışında arkadaşlar özellikle e, vezir kanadından oynamak ve özellikle A4-A5 fikri burada çok önemli. At c 6 oynadı burada e, siyahlar, D3, e, file E6'ya da attı. Evet beyazlar da gelişimi tamamlıyor. Özellikle arkadaşlar bu açıdaki temel fikirlerden biri de atın E5'e getirerek bu çaprazda özellikle 5 karesinde e, filini konumlandırıp bu güçlü filden taş e, fillerini değişmek istiyor. Daha sonra kötü fil iyi fil e, konumlarına gitmek istiyor beyazlar. Gayet doğru bir plan. <laughs> Kale C8, AT5, AT5, fil E5. Evet. Şu an at herhangi bir yere gittiğinde G7 karesindeki fili değiştikten sonra Arkadaşlar bu açılışta beyazların temel fikri bu uzun çaprazlı fil Aktif bir fil durumunda ve beyazlar bu filden yararlanarak vezir kanadına bir baskı uyguluyor Vezir D7 piyonunu korudu Vezir B3 Evet şu an aynı zamanda piyonu koruduktan sonra siyahlar fil 3 temasını uygula uygulamak istediğini gösterdi Tabi fil E3'e beyazlar basit de olsa bir plan kurdu fil 3 Vezir e3 ve devamında Vezir çarpı b7 alarak bu pi bir piyon kazanmak istiyordu Ve devamında da piyonlara baskı uygulayacaktı böyle bir plan yaptı ee, Kıvanç abi ee, b6 ya da Vezir b2 çok güzel bir hamle Çünkü arkadaşlar bu tür konumlarda Erken a4 hamlelerine at e4 gibi Bir taktik numara oluşabilir Yani e, onu da size göstermek istiyorum a4'e at e4 e, Güçlü hamle Şimdi eğer fil g7 alırsa at d2 ile başlıyor. E, Vezir b2 oynadığını düşünürsek de at f1. Buna fil f8 taşlar azalıyor tahtada. Ve taşlar azalınca özellikle bu e, savunan taraf için bir e, istenilen bir durumdur. O yüzden arkadaşlar bu konumda kesinlikle ama kesinlikle siyahların işine gelirdi. Ve burada e, Kıvanç abi çok güzel bir hamle yaparak A4 hamlesini bekletip vezir B2 oynadı ve bu çaprazdaki baskıyı e, hem filini korudu hem de bu taktik numarayı yok etmiş oldu. File 3 oynadı burada e, beyazlar ve Kıvanç abi burada asıl plan olan bu çaprazdaki baskıyı yok ettikten sonra asıl plan olan A4 hamlesini uyguluyor. a 5ten sonra özellikle burada B piyonunu geri yara açıktaki geri kalmış piyon e, konumuna götürmek istiyordu ve hedef artık tamamen bu piyon olacaktı. E, Burak Fırat da GM Burak Fırat, Fil G2, Şah G2, Vezir C6, Şah G1 oynan. Atf3 de oynanabilirdi ama çok büyük farkı yok arkadaşlar. E, Vezir e ya A5 evet beyazlar bu konumda arkadaşlar kötü gibi gözükse de yani piyon yapısı ama beyazlar için temel bir fikir var. Yani bu piyonu sürerek rakibinde zayıf bir piyon bırakmak istiyor ve özellikle arkadaşlar e, bu filleri tahtadan kaldırırsa artık ağır taş finallerinde bu B6 piyonu e, ve siyahlar için çok ama çok ciddi sıkıntılar yaratabilecekti. Kale C6 oynadı burada B6 piyonunu kontrol edebilmek adına. AT F3, AT E5. Evet bir an evvel bu filleri tahtadan kaldırmak istedi siyahlar. Fil G7, at G7, A B6, kale B6. Evet şimdi kaleyle aldıktan sonra şu an e, ee, bir vezir istiyordu ama aynen alması da çok e, iyi değildi arkadaş. Çünkü A çarpı B6'dan sonra şu an A hattı tamamen beyazlara geçmiş durumda. Mesela kale A6 tarz bir hamle yapılabilir. A7'ye inebilir. Daha devamında kaleyi A1'e getirerek A hattından bir baskı uygulayabilirdi. Piyon geri kalmış bir piyon olduğundan dolayı bu da oyunun kaderini belli ederdi siyahlar için. Ama burada o yüzden GM Burak Fırat kale çarpı B6 hamlesini yapıyor ve B hattına kalesini girdiriyor. E, vezir D2 tabii kaleye girdirdiği gibi A piyonu ve aynı zamanda C piyonu e, siyahlar için oyun sonunda çok ama çok ciddi sıkıntılar yaratacak piyonlardı. A6 ya da Vezir E3 geldi. Bu da çok güzel bir plan. Aslında e, piyonları yine double yapıyor gibi durursa da bu double arkadaşlar Yararlı bir davul özellikle merkezi kareleri fazlasıyla kontrol ettiğinden dolayı D4 karesini özellikle bu piyon kontrol ettiğinden ve atın D4 karesine gelmesine engel olduğundan dolayı Beyazlar bu piyonu Bu vezir değişimini kabul ediyordu Aynı zamanda F hattını da açacaktı böyle bir planları vardı Ve kendisinin elde etmek istediği pozisyonsa Atını doğru bir şekilde D5 karesine götürebilmekti ee, Kıvanç abiden yaptığı çok güzel ustaca bir plandı e, Vezir D6 Kale A5 yine büyük ustamızdan mükemmel bir hamle daha arkadaşlar özellikle piyonları sabitlersek devamında kaleyi de A1'e getirirsek bu piyon e, baskı altında olduğundan dolayı siyahların taşları pasif konumda kalacaktı ve bu tabi yavaş yavaş beyazların taşlarını doğru kalelere getirerek oynamasına iyi imkan verecekti. Ve siyahlar Zugzwang'da kalacaktı arkadaşlar. Savunmak bu konuda gerçekten çok zordu. Kıvanç abi yine kale A5 hamlesini çok güzel bir şekilde hesaplayıp buldu. Kale C8, kale A1. Evet A6 piyonuna çok ciddi bir baskı var. Artık A6 süremiyoruz. Kale arkasına gelip A5 sürebilseydik tabi aktif pozisyondaydı. Tabi bir büyük usta buna asla izin vermez. E, at F5 evet, artık atını da merkezileştirmek istedi. Burak Fırat vezir F4 vezir E6 Evet şu an e, bu vezirleri değişmek özellikle bu konumda arkadaşlar e, At E5 fikri vardı e, At D2 At E4 At C3 At D5 Yani Beyazlar için oynaması daha kolay ama siyahların özellikle Beyazlar tarafından manevra yapacak çok bir karesi yoktu İşte Arkadaşlar her zaman double piyonlar e, zayıflık belirtmez ee, o yüzden burada e, faydalı double dediğimiz yani özellikle merkeze doğru e, olan double'lar bu konumda siyahların atının manevra yapacağı kareleri kontrol ettiğinden dolayı çok faydalı double piyonlar. E, böyle bir plan yapmıştı. Vezir e6'ya da e, kale 1 a2 oynadı. e 2 bu şekilde korudu. Baskısına devam etti. Evet. Vezir E6'ya. Kale A2 F6 oynandı. Evet şu an E5 hazırlığı yapıyordu Burak Fırat. E4. Bu da çok güzel bir hamle. Çünkü atını şu an D4'e giderse bu taşları kesildiği sonra C piyonu bağlı geçer bir piyon olacaktı. Bu da oyun sonunda beyazlar için özellikle taşları değişmeye imkan verecekti. Tabi siyahlar bunu kabul edemezdi. O yüzden at G7 döndü. Şah 2 vezir c6, h4, e5. Evet siyahlar şimdi e5 sürdükten sonra d3 piyonunu o da geri kalmış bir piyon yapmak istedi. Ama burada bu sürüşten sonra arkadaşlar özellikle beyazlar d5 karesine atını oturtabilirse çok ama çok ciddi bir üstünlük yakalayacaktı. Ki maçta da o kareye gelen attan dolayı siyahlar çok ama çok ciddi bir sıkıntı yaşadı vezir e6 vezir e6 vezir e3 vezir d6 at gibi. çok güzel bir plan şu an d3 piyonla bir baskı uygulayacaktı siyahlar kale d8'e ama beyazlar bu piyon e, bu plana çok fazla umursamayıp o piyonu verdikten sonra atını d5 karesine getirdiği anda arkadaşlar b6 istekte kalacak f6 istekte kalacak ve artık konumsal anlamda beyazlar ciddi bir üstünlük yakalayacaktı at e6'ya at e2 Kale D8, at C3. Evet Kıvanç abi çok güzel bir planı yaptı. Ve bu plan sayesinde maçı kazanmayı bildi arkadaşlar. Vezir D3, at D5. Evet şu an kalesini 3. yataya getirmeden vezirle kale arasındaki bağlantıyı kesti. Şu an kale istekte, at piyon istekte. Şimdi siyahlar burada vezir çarpı E3 yaparsa bu double piyon... Az önce dediğim gibi E3, E4 piyon yapısı atın özellikle gideceği kareleri kontrol ettiğinden dolayı beyazlara ciddi anlamda üstünlük veriyordu. Ve şu an kale istekte, F6 istekte, 6 istekte ve bu artık beyazlar için kazanç diyebileceğimiz bir konumdu. Kale B7, kale A6 önce A6 piyonunu aldı. F6'ya yine baskı var, E6'ya yine bir baskı var. Ee, burada At C7 döndü. At C7 hamlesine önce bir at f aldı Kıvanç abi. Ee, şimdi E5 piyonu da artık izole kaldı. C5 kötü. Şu an atın özellikle beyaz e, tarafına aktaracağı bir karesi yok. Konumsal anlamda çok ama çok ciddi sıkıntıları var. Şah G7'ye de kale C6 oynadı. Şimdi tehdidi e, kaleyi de A6'ya indirebilmek. E, at E8'e de. At G4. Şu an E5'e de bir baskısı var. Şu an E5'i kontrol etmesi lazım. Kale B8. O 8'den B8'e gitti. Kale F2. Evet. Şu an F hattında da Özellikle bu şahlara karşı kalesini e, getiriyor. Ve devamında kale çarpı C5 almak istediğini gösterdi. Kale e çünkü E5 istekte C5 istekte burada çok fazla piyon kazanacaktı. Kale e oynamak zorunda kaldı ve kale çarpı C5 aldı. İki piyon öne geçti şu an E5 istekte. Ve gerçekten konumsal anlamda rakibini e, çok pasif durumda bıraktı e, beyazlar. Ve yavaş yavaş piyonların hepsini topladı. Yani bir konumsal satranç nasıl oynanır gösteren harika bir oyun oldu. E, at D6, kale D2, at çarpı E4'e, kale çarpı E5 gibi harika bir hamle yaptı. Gerçekten burada sanki e, bu kırışmalardan sonra kale kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama burada ara hamle olduğundan dolayı arkadaşlar bu taşı kazanmıyor. Çünkü kale çarpı E5 oynandığında kale D7 ara hamle şah çekiyor. Şimdi F6 karesine gidemediğinden dolayı attan dolayı arkadaşlar Burada e, beyazlar e, net bir şekilde iki piyon önde kalıyordu ve bu da oyun sonu için net bir şekilde kazançtı. O yüzden e, Burak Fırat bunu yemedi. Kale B, E8 oynadı. Kale E7, Kale E7, Kale D5. Atını E5'e getirebilir, C5'i e sürebilir. E, C5 de asıl plan. Şimdi kale C7 gidince e, Kıvanç abi çok güzel bir hamle yaparak atını merkezileştirdi. E5 karesine getirdi. Şah f ya da şah f3 geldi. Artık taşlarını merkeze doğru gidiyordu. Atın da çok fazla gideceği bir karesi yok. O yüzden at d2 oynadı burada. E, kale d2 şah çarpı e5. Aslında bura e, kayıp bir oyun sonu. Çünkü iki piyon net önde. E, aktif bir durumda. Herhangi bir şekilde şahını da içeri girdirmiyordu. Ve bu konumda artık beyazlar birkaç hamle sonra kazanacaktı. Kale d5 Şah E6'ya kare D4 sağlam bir şekilde piyonun arkasına geçmeyi planlıyor ya da şahını merkeziyleştirerek bu piyonu ilerletmek isteyecekti ve çok rahat bir şekilde maçı kazanacaktı. H5'i de Şah E4 oynadıktan sonra e, GM Burak Fırat bu oyunu terk etti. Kıvanç abi mükemmel bir oyun oynadı. Mükemmel bir başlangıç yaptı. E, bir büyük usta nasıl oynarı gösteren bir oyun oldu. E, ve bizler için mükemmel bir eser bıraktı diyebiliriz yani konumsal satrancı incelemek isteyen bir kişi bunu kesinlikle incelemeli diyebilirim E3 E4 piyon yapısından nasıl yaralanılır? yani her double piyon kötü değildir bunu çok güzel örnekleyen bir oyun oldu kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz mükemmel bir oyun oldu gerçekten Evet, e, tabi burada uzun zamandır oynamamanın sıkıntılarını siyahlar bence biraz yaşadığını düşünüyorum. Yoksa e, GM Burak Fırat'ta çok üst düzey zaten tartışmaya gerek yok. Evet iki büyük ustanın uzun zaman sonra bir maçını görmüş olduk arkadaşlar. Çok öğretici bir maçtı. E, diğer turları yine analiz edeceğim arkadaşlar. Bu tür oyuncuların oyunlarını her zaman analiz etmek istiyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza beğeni videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer yayınımıza görüşmek üzere. İyi günler.